الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hamd ederiz Rabbimize. Verdiği nimetlerin adedince, semada ve arzda yarattıkları mahlukatın adedince. Rabbi Zülcelal ömrümüzü hamd ile geçirmeyi bize nasip eylesin. Salat olsun Nebi Aleyhisselam'a, onun öncesindeki peygamberlere, nebilere ve rasullere de selam olsun. Allah Resulü'nün âl, ashab ve ezvacına, etbaına, sonrasındaki alim, kamil, fadıl, şehit, veli, muttaki, abid, bütün mümin ve müminelere de selam olsun. Rabbimiz bizden sonra bize selam gönderecek nesiller bize bağışlasın. Nefsimizi, neslimizi şeytandan ve şeytanlaşmışların şerrinden muhafaza eylesin. Allah Celle Celaluhu sohbetimizi bereketlendirsin. Kur'an ile muhabbetimizi artırma konusunda vesilelere sarılmayı bize nasip etsin. Birbirimize yardımcı ve destek olmayı temenni ediyoruz. Allah Celle Celaluhu bize yardım etsin. Hocam duyamayanlar varmış da. Değerli dostlarım, açayım bunu. Çok yankı yaptığı için açmıyorum. Açayım şöyle. Tamam. Değerli dostlarım, dünya hayatı Rabbimizin bize ikramı. Her insan yaptığı amelin bedelini Allah Celle Celaluhu huzurunda görecek. Hayır yapanlar hayır, şer işleyenler şerleriyle baş başa kalacaklar. Bu sure-i celilenin başında da ölümü ve hayatı Rabbi Zülcelal bizim için imtihan olsun diye yarattı. Bize bunu hatırlattı. Dünya ve dünyadan sonraki hayatla ilgili bir bütün olarak bizim meseleye bakabilmemiz için Allah Celle Celaluhu kitabında daima uyarıda bulundu. Bazen İman etmemizi kolaylaştıracak delilleri çoğalttı. Bazen azabından korkmamıza kapı açacak yolları bizim için açtı. Bazen müjdelerini artırdı, bizi manen teşvik etti. Allah Celle Celaluhu bu manada ortaya konulması gereken hakikatleri Peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselam eliyle bize ulaştırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete irtihalinden, Hakk'a göçünden sonra da yeryüzünde ona halef olan, ondan sonra gelen, onu seven, onun yoluna sadık olan nice alim, hakikati insanlarla buluşturdu. Bizler de böyle haftada bir gün kendi gücümüz değil de bize bu nimetleri açmış olan alimlerin kitaplarından da yararlanarak sizlerle bahis ediyoruz, konu ediyoruz, konu ediniyoruz. Ancak İslam inkılap dinidir. İnkılap değişim demektir. Dünü bugüne eşit olan zarardadır. Bugün dünden daha iyi, daha güçlü, daha sağlam bir İslam ile hayat sürmek gerekir. Yarın bugünü de aşmamız gerekir. Bu maneviyat açısından da böyledir. İnsanın Allah Celle Celaluhu'ya bağlanmasından kaynaklanan kalbi yükselişleri açısından da böyledir. Ticarette kural olarak geçmişte de böyle söz konusu edilmiştir. Ticaret durduğunda
artık geri gitmeye başlamış demektir. Hayat durmayı kabul etmez. Durmak geriye gitmektir. Manevi hayatta da durmak geriye gitmek demektir. Ölünceye kadar her daim ilerlemek zorundayız. Bu hayatı yaşarken Allah Celle Celaluhu bizim yaşayışımızı kolaylaştırmak sadedinde peygamberler gönderdi. Beraberinde kitaplar gönderdi. Akıl verdi. Beden verdi. Bu bedenin yaşayabileceği bir dünya. Burada işte sorular bundan sonra da gelecek. Tahsis etti bize. Bedenimizin ayakta kalması için askerler halk etti. Bu tabiri ben Dursun Beyli Sarı Hoca rahmetullahi aleyh'te ilk defa askerlerimiz başlığıyla görmüştüm. Bir paragrafında böyle. Yani akıl insanın askeridir. İnsan aklın kölesi değildir. Nefis insan için asker olmalı. Emre itaat etmeli. Boyun eğmeli. Razı olmalı. Gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız bizi dünyada hareket ettiren, kımıldatan ne varsa bütün bunlar bizim emrimize verilmiş askerler. İşte geçen hafta sorular peş peşe gelecek, Rabbimiz soracak. Özellikle müşrik zihniyetlilere, müşriklere, müşrik zihniyetlilere tarih boyunca şirke düşen her insan bu sorulara muhatap. Müminler de şirke düşmemek için bu sorularla ilgilenmeli. Dolayısıyla müminler için uyarı, ihtar, kafirler için nerede kaybettiklerini onlara anlatan, nerede kaybettiklerini, hangi noktada kaybettik biz davayı, bunu anlamalarını sağlayan peş peşe sorular Mülk Suresinin bu bölümünde devam edecek. Geçen hafta 20. ayette bir soruyla bırakmıştık. Ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Emmen hâdellezî huve cündür leküm yemsurukum. Size yardım eden ordu mu? Özür dilerim. Bu kimse mi, bu ordu mu size yardım edecek? Yani sizi ayakta tutacak, sizi yaşatan daha doğrusu, sizi ayakta tutan kimse, hâzellezî huve cündün, şu ordu yani bedene hizmet eden ordu, yensurukum, size yardım edecek, sizi ayakta tutacak, sizi yaşatacak. Allah Celle Celaluhu diyor ki, akıl mı sizi yaşatacak? Nefsiniz mi sizi yaşatacak? Eliniz, ayağınız, vücudunuz, malınız, imkanınız mı sizi yaşatacak? Sizi yaşatacak olan Allah Celle Celaluhu. Yani bu orduya, benim sizin için yarattığım bu orduya güvenirseniz yarı yolda kalırsınız. Min dunir rahman. Rahmanın dışındaki ordu asla sizi ayakta tutan değildir. Asla sizi ayakta tutar değildir. İnil kafirun illa fi gurur. Ancak kafirler bu işi fark etmediler. Aldanış içinde oldular. Aldanış içindedirler. Kafir ne demek kafir? Bir daha hatırlatıyorum. Kafir hakikati bilmesine rağmen üzerini örten demektir. Değerli kardeşlerim, ısrarla bunu söylüyorum. Bir insanın inkar edebilmesi için inkar ettiği şeyi bilmesi lazım. İnsan bildiğini inkar eder. İnsan bilmediğini inkar etmez. Şeytan aleyhillâinde bu görülüyor. Mekke müşriklerinde bu görülüyor. Defaatle söyledik. Onların atası İsmail aleyhisselam. O yüzden peygamberlik sistemini, Allah kavramını biliyorlar. Ancak emre itaat etmiyorlar, tanımıyorlar, yok sayıyorlar, yalanlıyorlar. Yalanlamak da öyledir. İnsan mevcut olan bir şeyi yalanlayabilir. Dolayısıyla size
bu ordu yardım etmez. Yani sizin aklınız, nimetler yaratılmış olan sizin için el, ayak, göz, mal, mülk bunlar sizi yaşatmıyor, ayakta tutmuyor. Ancak Rahman olan Allah Celle Celaluhu sizi yaşatıyor. Fakat kafirler bu hakikatin üstünü örtüyorlar. Çünkü illa fi gurur. Onlar aldanmışlardır. Aldanış içindedirler. Sorular devam ediyor. Emmen hazellezî yerzukukum in emseke rızkahu. Rızkı, verdiği rızkı tutan, kesen Allah Celle Celaluhu kestikten sonra bunlar mı, bu kimseler mi size efendim rızık verecek kimse mi? Var mı böyle bir şey? Yani Allah rızkı kesti. Size rızık verecek olan var mı? Böyle bir güç mü var? Yani rızık kesildikten sonra size rızkı ulaştıracak bir güç mü var? Bir soru da böyle. Dolayısıyla rızkın sahibinin Allah olduğunu burada gördüğümüz gibi biz Allah'tan başka Razzak kabul edersek o da bir aldanış olur. Ben bilakis o Mekke müşrikleri veya şirk zihniyeti leccu ısrarlı oldular fi utubbin azgınlıkta, isyanda ve nufurin ve nefrette. Yani onlar Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri Razzak'tır. Bu konuda peygamberler bunu ilan ediyorlar. Ancak inatla gidiyorlar, putlarından rızık konusunda yardım istiyorlar. Veya dünyanın başka güçlerinden rızık konusunda bir takım taleplerde bulunuyorlar. Halbuki Allah rızkı kesti mi iş orada bitmiştir artık. Rızık meselesi başlı başına bir konu. Detaya şu anda yönelmeyeceğiz. Çünkü böyle ayetleri bitirmeye yönelik bir gayretimiz olacak. Sadece şu kadarını söyleyelim. Rızık Allah'tandır. Rabbi Zülcelal rızık için garanti vermiştir. Sizi ve çocuklarınızı Allah rızıklandırır. Kesin bir hükümdür bu. Dolayısıyla rızık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Rızık endişesiyle çocuklarınızı min haşyeti imlak, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Doğan herkesin rızkına Allah Celle Celaluhu kefildir. Malum içinde bulunduğumuz zaman çerçevesinde son 50 yıldır aklı başında yaşayışım belki 60'a geliyor. Bizim içinde bulunduğumuz eğitim sistemi dahil olmak üzere dünyaya gelecek olana aman aman ha rızık verilemez, rızık yetiştirilemez, rızık ulaşamaz. Pek çok insan çocuğunu ana rahminde katletti. Bakamamak korkusuyla. Ve hala duyuyorum böyle. Ya bakamayacağın çocuğu niye yaptın mesela? Kaba tabirle bunu söylüyorlar. Halbuki Razzak olan Allah Celle Celaluhu. Rızık sahibi Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri burada müşriklere diyor ki ticaret yapıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki siz kazanıp siz yiyorsunuz. Veya değişik alanlarda, tarımda, ziraatte, şurada burada çalışmakta güç gösteriyorsunuz, çalışıyorsunuz, rızkınızı elde ediyorsunuz. Kendi gücünüzle kendi varlığınızı sanki devam ettirdiğinizi zannediyorsunuz ve bu fikirde de ısrar ediyorsunuz. Ve bu fikirde de büyükleniyorsunuz, kibirleniyorsunuz ve son derece böyle nefretle hakikati iterek yaşıyorsunuz. Bunu Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri, bunlar hep kayma noktaları. Kişinin aklına güvenmesi, kişinin gücüne güvenmesi, kişinin
efendim dünyadan kazandığı mala, rızka güvenmesi, bunlar insanı meşgul eden, aldatan, şaşırtan kayma noktaları. Eğer bu alanlarda Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin ikramını insan için yaratmasını, insan üzerinde ikramını insan dikkate almazsa kesinlikle kayar. Kayma noktaları bunlar. Bunlar kayma noktaları. Hafazan Allah. Allah Celle Celaluhu muhafaza etsin. Efemen yemşi mukibben ala veçhi. İşte böyle rızkı Allah'tan başkasından bekleyen veya kendi efendim ordusuna güvenen, yani sağlığına, aklına, malına, parasına, evladına güvenen bu insanlar, bu tarz insanlar Allah Celle Celaluhu devreden çıkarıp imanı bunun üzerine bina eden kimseler şuna benzetiliyor. Mukibben ala vecihi. Yüzüstü sürünen kimseler. Yüzüstü sürünen kimseler. Efemen yemşi mukibben ala vecihi. Yüzüstü yürüyen kimselerle. Kimseler mi? Ehde. En doğru yoldadır. Emmen yemşi seviyyen ala sıratı müstakim. Yoksa sıratı müstakim üzere dost doğru bir tesviye halinde, böyle adaletli bir biçimde dost doğru yürüyen kimse mi? İki grup insan var demek ki dünyada. İki grup insan. O yüzden müfessirler bu ayet-i kerimeleri tefsir ederlerken her iki insan için Allah Resulü dönemine göre iki isim koymuşlar. Birinci grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlayışında Allah Resulü, Allah Resulü onu temsil ediyor. İkinci grup da Ebu Cehil anlayışında. Ebu Cehil anlayışında olanlar rızkı kendilerinden bilirler. Ebu Cehil anlayışında olanlar kendilerinden mevcut olan sağlık, akıl vesaire gibi o ordu deniyor bunlara, işte bunlara güvenirler. Ebu Cehil anlayışında olanlar bu anlayıştan dolayı yerde sürünen sürüngenler gibidir. Sefildirler yani. Yerde sürünen sürüngenler gibi. İşte bu yerde sürünerek yaşayan kimse mi hidayettedir, daha doğru yoldadır? Yoksa Allah Celle Celaluhu sırat-ı müstakimini açtı. Geçmişten biliyoruz. Nereden? İhdine sıratı müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ilet sözünden. Yine inneke leminel murselin ve ala sıratı müstakim. Sırat-ı müstakimde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı sırat-ı müstakimde geçmiştir. Peygamberimizin hayatının adıdır sırat-ı müstakim. İşte o peygamberimizin sünnetine göre yaşayan, o dosdoğru yolda yürüyen mi en doğru olandır, yoksa böylesine adi, rezil, efendim savruk fikirlere sahip yeryüzünde adeta sürünen kimse mi hidayettedir? Bunlar hep düşünmek üzere insana kendi gücünü tanıması, Allah Celle Celaluhu'nun ona verdiklerini, onunla ilgili ortaya koyduğu yarattıklarını tanıması noktasında düşünme kapılarını açıyor. Sırat-ı müstakim peygamberlerin yoludur, sıddıkların yoludur, şehitlerin yoludur, salih yani iyi amelli insanların yoludur. Bu detaya da bugün burada girmeyeceğiz. Yeri geldikçe geçmişte açıklandı. İleride tekrar üzerinde durulabilir. Ama Kur'an'ın yolu sırat-ı müstakimdir. Bir kimse Kur'an'ın çizdiği şer'i ahkama göre yaşarsa, haramları terk eder, helalları dört elle sımsıkı tutar yaşarsa, o kimse mi hidayette yoksa diğeri mi? İşte günümüzde sırat-ı müstakim dışındaki hayat tarzı için içkidir, kumardır, kadındır, kendini kaybedecek, işte kendisine gelen rızkın Allah'ın istemediği alanlarda harcanması israftır, pek çok şeyler sırat-ı müstakimin dışında olan hayatın yansımaları.
Allah Celle Celaluhu bizi muhafaza etsin. Öyleyse kul, bütün bunlardan sonra onlara şunu söyle. Huvellezî, o Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri öyle bir Allah, öyle bir Zat-ı Akdestir ki enşe'eküm, sizi inşa etti. Yoktunuz var etti, varlığından haberdar etti. Sizi insan olarak inşa etti. Sizi yarattı. Yaratan Allah'tır. Sizin aklınız sizi yaratmadı. Nefsiniz sizi yaratmadı. Paranız sizi yaratmadı. Gücünüz sizi yaratmadı. Sağlığınız sizi yaratmadı. Sizin elinize gelen rızık sizi yaratmadı. Yaratan Allah Celle Celaluhu. Ve ceale lekumus sem'a. Sizin için işitme aleti yarattı. Yani dinleme kabiliyeti verdi. Vel absar. Sizin için görme aleti yarattı. Bu iki uzuv vel ef'ide. Sizin için kalp yarattı. Yani kalbin dış dünyaya açılan iki penceresi. Görmek ve işitmek. İşitmek görmekten önce geliyor. İşitmek görmekten önce geliyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu, şöyle bir kendimize bakarsak öyledir. Dışarıdan biz mesela bir tepemize doğru hızlı bir ışık geldiğini görsek veya bir şey kaydığını hemen sinirleniriz. Çünkü kalbimiz der ki bizim vücudumuza bir uyarı gönderir beyin aracılığıyla, kafana en çarpmasın. Yani biz dış dünyada olan olaylara göre kalbin kararıyla yaşarız. Nefsimizin kararı, kalbimizin, ruhumuzun kararı. Eğer nefis karar verirse, dünyaya meyli nefis yaptırırsa geçmiş olsun. Ama dünyaya meyli ruh yaptırırsa orada kurtulmak, orada düzgün gitmek mümkündür. Dolayısıyla dünya nefsle yaşanacak bir yer değil, ruhun Allah'a itaat eden haliyle yaşanacak bir yerdir. Allah yardım etsin. Dolayısıyla Allah sizi yarattı. Size işitme verdi. Göz verdi görmek için veya basiret verdi. Kalbin görmesi için ve size kalp verdi. Kalilen mâ teşkurûn. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Bütün bu nimetler tefekkür edildikten sonra. Kul. De ki ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Yine Nebi aleyhisselam üzerinden insanlara ilan ediliyor. Huvellezî, o Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleridir ki zera'eküm, sizin tohumunuzu saçtı, sizi ekti. Zera'eküm fil arz, arzda, arzda sizi ekti. Bu tabir Resulullah Aleyhisselam'da da kullanılır. İnsan toprağa ekilen bir tohum gibi ürer. Tıpkı tohum toprağa ekildiğinde nasıl çatlarsa, aynı şekilde ana rahminde de hücreler öyle, yani kromozomlar neyse o canlılar öyle çatlar, tohum gibidir. Yani dolayısıyla bu manada Allah Celle Celaluhu sizi arzda ekti, sizi yani arza yaydı sizi. Ve ileyhi tuhşerun. Nasıl arza sizi böyle ekti, yaydı, sonra bir gün ona toplanacaksınız. Yani Rabbi Zülcelal sizi yaydığı gibi bir günde huzuruna ne yapacak? Toplayacak. Öyleyse dünyada düşünerek yaşayın. Ne olup bittiğine bakın. Önünüze, ardınıza, bedeninize, yaratılışınıza, vücudunuzda görünen görünmeyen merkezlere, ruh gibi, nefs gibi, akıl gibi bizi dengede tutan, yaşatan istekler, arzuları yönlendiren şeylere, bütün bunlarda bizim irademizin, gücümüzün zayıflığına dikkatlice bakıp sonra Allah Celle Celaluhu'nun yaratmasını dikkate alıp Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine yönelmek lazım. İşte şimdi buraya kadar söylediklerinden anlaşılan şudur ki yeryüzünde iki zihniyette insan var. Onlardan birisi Allah'ı biliyor, yaratmasını biliyor, boyun eğiyor ve ahirete gittiğini fark ediyor.
onun huzurunda toplanacağına inanıyor. Öbürisi ise bir takım şeyleri Lat, Menat, Uzza ve benzeri gibi müşriklerin taptığı taştan, tahtadan, yongadan şeyleri veya bugün için makam gibi, lüks gibi, kadın gibi, para gibi, bir takım böyle koltuk sevdası gibi, efendim, övülmek gibi bir takım putları tanıyor ikincisi. Bu iki insanın özellikle ayrıştırılması yapılıyor burada. Bize düşen kendimizi bir anlamda süzgeçten geçirmek ve bunlardan hangisiyle birlikte hangisinin yolunda olduğumuzu bilmek. Yani farkına vararak yaşamak. Biz buna ne diyoruz? Şuurlu yaşamak. Yani ne olduğunun farkına vararak yaşamak. Şimdi mesela bu akşam burada Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kulak bu ezanı ne yapıyor? İşitiyor. Ama kalp Allah'a bağlı değilse, bu ezan okunuyor bile olsa, bunun yanı başında da diyelim evdir, kahvedir, oturulan yerdir, oyun yeridir. Burada olsak bile, şimdi biz bunu gündüz çarşılarda görüyoruz. Kulak işitmiyor. Allahu Ekber diyor bir ses. Kulak işitmesi lazım. Allah bu kulağı o hakikati işitsin diye yarattı. Fakat kulak ona kapanıyor. Sebep utuv. Yani ne demek? Azgınlık, taşkınlık, inat, bunda ısrar. Sebep nüfur. Hak'tan nefret etmek, Hak'ta karşı kalbin itmesi böyle insanda oluşuyor. Kulak duymuyor, göz de görmüyor. Göz de görmüyor. Mesela bazen ben böyle çarşıda dikkatlice hissederek bakmaya çalışıyorum. Ezan okunuyor, insanlardan 1, 2, 3, 5 bakıyorsunuz, camiye doğru yöneliyor. Oradan da sesleniyor birisi. Hacım nereye? İşte namaza gidiyorum. İyi iyi. Ama o orada dikiliyor. Gözü görüyor fakat o göz kalbin içine girmiyor. O gözün gördüğü kalbi uyarmıyor. Kalbi harekete geçirmiyor. İşte buna şuursuzluk diyoruz. Farkında olmamak diyoruz. Bundan kurtulmanın yolları tabii, çareleri ayrı bir bahistir, üzerinde durulmalı. Ancak şu kadar var ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazlarını özellikle yalnız kılmama noktasında titiz ve namazlarını vakti vaktine kılma konusunda titiz. Kur'an'la teması çok yüksek, kalbi Allah diyor. Konuşurken sohbeti malayaniden, dedikodudan, gıybetten vesaireden uzak. Bütün bunlar insanı Hak katında diri tutar. Ve yekulun, o müşrikler, o hasta kafalılar veya o yeryüzünün sürüngen yapılıları, öyle ifade edeyim, mukibben ala veçi, yeryüzünde yüzüstü yani rezil bir şekilde yaşayanlar, bir de böyle yani kubararak, henüz daha görmedikleri için, mete hazel vaat, bu kıyamet diyorsunuz, hesap diyorsunuz, ceza diyorsunuz, haşr, burada en yakın haşr geçti. Mete hazel vaat, bu sizin vaadiniz ne zaman? Bu sizin vaadiniz ne zaman? İn kuntum sadikin. Eğer sadıklardan iseniz, peygamberlere ne dediler? Yani sen geldin bize diyorsun, yeniden dirileceksin, mahşere gideceksin, hesap vereceksin. Ey Muhammed, bu ne zaman, ne zaman? Öldükten sonra deyince gidiyorlar, Yasin suresinin son sayfası meşhurdur. Gidiyorlar, o kemikleri böyle ovalıyorlar. İşte bu toz haline gelen kemikler mi dirilecek? Ama aslında biraz üzerine gidildiğinde soruyorsun, diyorsun, bir yaratan var mı? Var. Nerede? Göklerde. Bir yapan var mı? Var. Nerede? İşte onun ismini bazen tabiat kuvveti şu bu falan kendince geçiştiriyor. Mete hazel va'du in kuntum sadikin. Soruları bu. Eğer doğru sözlüyseniz diyor onlar, kime? İman sahiplerine veya peygamberlere, peygamber aleyhisselama, hadi bakalım onun vaktini bize bildirin. Burada çok böyle keskin bir cevap geliyor şimdi. Kul, de ki Muhammed aleyhisselam,
innemel ilmu, bu ilmu sa'a dediğimiz kıyamet ilmi indallah. Ancak kimin yanındadır? Allah'ın yanında. Müminler o yüzden inanırlar. Gaybı kim bilir? Allah. Asla gaybı insan bilmez. Mugayyebat-ı hamse derler. Beş bilinmeyen şey. Dili buralarda oynatırken dikkatli olmak lazım. Ana rahmine bir çocuk düştü. Doğacak, doğmayacak bu konuda. Veya tohumlar ana rahmine atıldı. İşte onlar süratle gidiyorlar. Hangisi kız mı, erkek mi olacak? Bunu ancak kim bilir? Şimdi müdahale etmeye çalışıyorlar. Zamanımızda hani modern tıp dedikleri tıp ile sipariş üzerine cinsiyet belirlemeye çalışıyorlar. Burada tabii başlarına gelecek olanı ben merak ediyorum yani. Çünkü dengeler, eko diyorlar değil mi buna, ekolojik sistem. Dengeler bozulduğunda dünyanın ne hale geldiğini görüyoruz. Sözü burada uzatmayayım. Bu kıyametin ne zaman kopacağı, yağmurun nereye ne miktar yağacağı, ana rahmine düşen tohumun doğup doğmayacağı, cinsiyetinin ne olacağı, düşmeden evvel düş ana rahmine, onu efendim, bu insanın veya bu doğacak olanın rızkının ne kadar olduğu, dört oldu ve bunun, bu insanın nerede öleceği, nerede öleceği, ne zaman ve nerede öleceği, bu beş bilgi ancak kime aittir? Allah'a. Bu konularda başkaları bir söz söylemez. İnneme ene nedirun mubin. Ben bu tür bilgileri size vermekle emrolunmadım. Bunların bilgileri ancak Allah'ın yanındadır. Ben ancak nedir, yani korkutucuyum ve aynı zamanda apacık korkutucuyum. Dolayısıyla ben size hakkın hakikatini tebliğ ediyorum. Siz gelecekten, ahiret hayatından endişe duyarsanız aklınızı başınıza alırsınız. Yok yoksa sıkıntı olur. Şimdi devam ediyoruz. Biz bu bugün inşallah tebarekeyi bitirmeyi murat ettik. Biraz da kesintisiz bitirmeye çalışıyorum. Felemme ra'avhu zulfeten. O yeniden dirilişi, o efendim kıyameti ve kıyamet sonrasını yakinen gördükleri zaman. Yani artık bakıyorlar ki kıyamet kopuyor veya dirilmişler, mahşere gidiyorlar. Bunu gördükleri zaman si'et vucuhullezine keferu. Kafirlerin suratlarının şekli ne olur? Kötüleşir. Yani düne kadar yok dedikleri şey gerçekleşiyor. Bu ölüm anında da böyle oluyor. Ölüm anında. Ölüm anına gelinceye kadar her şey toz pembe. Hele bırakın ölüm anını, şimdi günümüzde hastalıklar var yaygın. Hastahaneye yatanlar da görmüşlerdir. Ağır hastaların konumunu seyretmişsinizdir. İmanlı olanlar son derece mütevekkil. Son derece rahat. Elhamdülillah. Hak'tan geldik, Hak'ta gideceğiz. Ben özellikle Batı'ya çokça gittim yani. Allah bana nasip etti bu yurt dışı çıkışları. Orada dini İslam olmayan, özellikle ahiret fikri olmayan insanların ölümle ilgili iplerinin kopuk olduğunu gördüm. Suratları değişiveriyor. Hele böyle hastalanmak. Hele efendim bana öyle demişlerdi bir Almanya'da birkaç kişi hatta. Hocam aman bu Almanlara işsiz kalacaksın, maaş alamayacaksın deme. Hasta olurlar. Niye? Çünkü endişe başlıyor. Ne yapacağım? Çünkü Allah'tan bir şey beklemiyor. Hep nefsinden beklemiş. Hep aklından, hep sağlığından, hep gençliğinden, hep çevresinden, hep başkalarından beklemiş. Allah'ı unutmuş. Min dunir rahma. Rahmanın dışındakilerden beklemiş. Dolayısıyla ölüm anına yaklaştığında suratlar değişir. Veya haşre giderken kesin değişecek. Kimin suratları? Kafirlerin. Yani hakikatin dünyada üstünü örtenlerin. Ve kîle. İşte o vakit denildi ki hâzellezî kuntum bihî tedde'ûn. İşte siz diyordunuz ya hani ne zaman vakit, ne zaman vakit? İşte bu
sorduğunuz, bu anlamda davet ettiğiniz şey işte bu. Şimdi bu gerçekleşendir. Bu içinde olduğunuzdur. Hâzellezî küntüm bihi tedde'ûn. Sizin davet etmekte olduğunuz veya çağırmakta olduğunuz veya sormakta olduğunuz bu sorunun yaşandığı ana geldiniz. Kul, söyle onlara ey Habibim. Eraitün, düşünmez misiniz? Düşünseniz ya veyahut da iyice bir tefekkür ederek olayı görseniz ya. Eraitün. İn ehlekeni Allahu. Allah beni yok etti. Helak etti. Efendimizin adına söyleniyor. Efendimiz diyor ki söyle onlara. De ki Allah beni öldürdü. Aranızdan çekti. Yani dünyadan aldı. Allah beni yok etti. Aynı zamanda o men ma'iyye. Bana iman edenleri de Allah Celle Celaluhu dünyadan aldı. Yahut da evrahimene. Yok yaşattı. Merhamet etti. Yani bir şekilde hayatı devam ettirdi. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ Elem verici azabın, azaptan kafirleri kim uzaklaştıracak? Kim uzaklaştırabilir? Yani bizim de bu anlamda bir gücümüz yok. Ölsek de kalsak da kafirler elem verici azapla baş başa kalacaklar. Kim uzaklaştırabilir kafirleri bu can yakıcı azaptan? Kurtaracak olan bir kimse var mı? Yine amele davet noktasında. Kul, şimdi geliyor. De ki, bu soruyu kendime sorarsam veya inananlara, onlar şu cevabı verecekler. Huvar Rahman. Kim bizi ateşten uzaklaştırır? Rahman olan Allah. O Rahman'dır ki Allah Celle Celaluhu için söylenen müminin söyleyeceği Âmennâbî. Biz ona ne yaptık? İman ettik. Âmennâbî. Bu ayeti böyle bu manada tasdik için okumak lazım. Kul huve'r-rahman. Âmennâbî. Tevekkü aleyhi tevekkelnâ. Biz o Allah'a, Rabbimize, Rahman'a ne yapıyoruz? Güveniyoruz. O doğru söyledi. Onun çizdiği hayatı yaşamak zorundayız. Akıbetin ne olacağını anlattı. Teslim olduk. Biz tevekkül ederiz. Bize düşen dünya hayatında onun istediği gibi yaşamaktır. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Apaçık bir sapkınlık içinde olan kimdir? Hangi kimse sapıktır? Bunu yakında bileceksiniz. Yani kıyamet koptuğunda herkes bunu bilecek. Bir son soruyla bitiriyor Rabbi Zülcelal. Kul, de ki ey Muhammed Aleyhisselam, اَرَأَيْتُمْ Şöyle düşünseniz ya, fikretseniz ya veya basiretinizi açıp görseniz ya, yani meseleyi anlasanız ya, اِنْ اَصْبَحَ مَا اُكُمْ Tek bir soru soruyor Rabbimiz sure bitiminde. Suud'da insanların en çok muhtaç olduğu şey sudur. Öyle ya, şimdi dışarıdan şişe sular falan geliyor, biraz açığı kapatıyor. Ama çölde su hakikaten çok önemli. Su. Gerçekten çok önemli. O yüzden mesela fıkıhta özel bir sular bahsi var. Suyun sarfı ile ilgili. Mesela Allah selamet versin. Ali Şit diye Suriyeli bir delikanlı bir gün böyle abdest alan birisini gördü. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun telaşla? Yapma, yapma. Allah Resulü böyle yapmadı. Bir kere de içebileceğin kadar suyla abdest al. Tasarruf cihetiyle. Yani bir insan bir kere de ne kadar su içer? Diyelim taslar vardı eskiden. O kadar suyla abdest al. Abdestte suyu tasarruflu kullan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi. Aslında bu bugün de böyle. Yani ben Allah beni affetsin. Çok savruk davranıyoruz. Çok ender de olsa pek akıllı bir adam değilim. Musluğa bakıyorum. Allah Allah böyle parmak gibi akıyor. Bazen fazla akıyor. Bazen dalıyorum. Oo, bir de havalar soğuksa sıcak su böyle şıkır şıkır. Ya onu ipil ipil akıtmak lazım aslında. Çünkü bugün içinde insanlığın başının en büyük belası gene nedir? Susuzluk. Rabbi Zülcelal de soruyor. Sizin suyunuz
gavran, Allah suyunuzu yerin dibine çekiversin. Sular yer altına çekilir mi? İşte Konya Ovası. Bir sürü obruklar. Geçen haberlerde şöyle iki hafta oldu herhalde. Belki bir hafta çok dikkatimi çekti. Göl, tabii bir göl var. Gölün suları çekilmiş. Geçen sene kurak geçti. Biraz kar yağmış. Kar şehirden küreniyor ya. Belediye kürediği kar boşa gitmesin diye o suyu çekilen o gölete karları döküyor. Yazın belki fayda olur. Artık o raddeye geldi. Demek ki canları yandı bu normalde. Su aynı zamanda insan için hayat. Bizim vücudumuzun %70'i su. Yani insanın yaşama sebebidir su. Susuz bir insan 3-5 gün dayanır. Yemeksiz, içeceksiz. Bir zamanlar okuttulardı 70-72 gün biri deneme yapmış. Yarım akıllı biri 72 gün sonra yani yemeyince ölmüş. Subhanallah. Bu da var işte böyle. Deney yapmış. Böyle okutmuşlardı. Psikoloji okutmuşlardı o zaman. Şimdi suyu çekiverdi Allah. Malum bizim bugün dünyamızda beklenen su savaşları diye bir kavram var. Düşünün buradan Kıbrıs'a Türkiye ne yapıyor? Su gönderiyor. Manavgat'taki suyun yerin altına çekiliverdiğini düşünün. Ben şimdi gidiyorum Akhisar'daki köylüler. Ah hocam diyorlar. Aşağı yukarı 10-15 senedir böyleler. Ne oldu? Ali Ağa'da sular toplandı, İzmir'e sevk ediliyor. Akhisar'ın yeraltı suları indi aşağıya. Bizim Bursa'da misafir olduğum yeğene sorma abi dedi. Dedim ya burada bir şey vardı böyle. Bursa'nın ovası sudur aslında. Böyle gürül gürül fışkırıyordu. Yok abi dedi 20-25 metreye kadar çekildi artık sular. Sular çekildi. Şimdi bu suyu bugünkü insanlar, müşrik zihniyet suyu çeken gücün de gene su olduğunu, tabiat olduğunu düşünüyor. Halbuki Allah Celle Celaluhu öyle düşünüyor. Ve bugün sözü uzatmak istemiyorum, şu kadarını söyleyeyim. Yeryüzüne yağan yağmurun miktarı asla değişmiyor. Asla. Kuraklık olduğu zaman da o bir şekilde buharlaşan bir yere su olarak düşüyor. Yani bu dönüşüm, yani buharlaşma, sonra semaya çıkış, sonra arza inişte değişiklik, yani şeyde ağırlıkta neyse kilogramda değişiklik yok. Ama miktarda değişiklik yok. Fakat buraya fazla iniyor, buraya az iniyor. Veyahut da sel cinsinden bir iniyor, doğru denize gidiyor. Hiçbir işe yaramıyor. Yani su dolayısıyla. Rabbi Zülcelal can alıcı bir soru. Kul de ki Muhammed Aleyhisselam eraeytum. Böyle düşünerek bir görün bakalım meseleyi. İn asbaha ma'ukum gavran. Sizin suyunuz çekiliverse yerin altına. Femen ye'tikum. Kim getirecek geriye bir ma'in ma'in. Bu gözelerden akar suları size kim getirecek? Böyle bir güç mü var? Sadece su problemi bile dünyada Allah'a yönelmemiz için yeter sebep. Değerli dostlar, dilim döndüğü kadar paylaştım. Allah Celle Celaluhu beni affetsin. Anlaşılır olarak ifade edebilmek sadedinde kelime kelime bir tercüme anlayışına gitmediğimiz için cümleleri anlaşılır bir şekilde söylemeye çalıştık. Dilimin dönmediği yerler olduysa Allah beni affetsin. Allah bize akıl fikir versin inşallah. İmanla yaşamayı nasip etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.